Kayda başlayayım. Seslerinizi kapatın gençler. Yeni gelenler var. Yine. Evet. 14. sorudayız. Diğer sorudayız. Bir önceki soruyu çözdük. Hadi bakalım. Yer değiştirme sorusu yine. Şunlara bir ısınalım. Isınalım, ısınalım. Çay gene yok. Evet. Sesimizi kapatırsak. Kayıttayım çünkü Barış. Peki hocam. Barış mükemmelsin. Hadi bakalım. Hadi 14. Cevaplarınızı bekliyorum. Evet, 14. soruya cevaplarınızı bekliyorum Yaşar. Tolga, ilk ders yok muydun sen? Daha yeni mi geldin? Evet, B diyenler var. Yeni katılanlar sesleri kıssınlar, kayıttayız. B diyenler var. Evet, genellikle B deniliyor cevaba. Gençler burada yaptığımız en büyük hata ne biliyor musunuz? Doğru buluyoruz, yanlış şeylerin yerini değiştiriyoruz. Bak ben size söyleyeyim. Doğru tespit ediyorsunuz. Mantık doğru. Mesela bazı şıklarda nedenini anlayabiliyorum. Yani doğru tespit edip yanlış şeylerin yerini değiştirmeye gerek yok. Evet, Harun zaten onu değiştiriyoruz hocam. Yani yanlış değiştirdiğiniz an soru pat küt çat oluyor. Mesela B diyor diyenler, 1 ile 5'i değiştirdiğiniz zaman birden sonra 6'nın gelmesi mantıklı mı? Ona bakmıyorsunuz. Yani sonrakilerine de bir bakmanız lazım. Yer değiştirdiğiniz zaman 1 ile 5 değiştiği zaman birden sonra 6 numaralı cümlenin gelmesi bağlantıyı sağlıyor mu? Bakın burada ulusal bir kamu alanı demiş. Burada kamu alanından bahsetmiyor ki. Kamusal bir durum yok yani. Hadi bakayım. Şimdi ben size tüyoyu verdim. Bakın 1 ile 5 diyenler için söylüyorum. Kesinlikle Tolga bak. Bir numaralı cümle neyle bitmiş? Kesinlikle katılıyorum sana. Bir numaralı cümle neyle bitmiş arkadaşlar? Klişeyle. Hani biten cümlelerin takibini yapın dediydim ya. Enterlükte yani modern zamanlarda ortaya çıktığı çok duyulan bir klişedir. Deyip bu klişeyle devam etmesi lazım. Klişedir deyip bu klişeyi desteklemedir diye devam etmesi için arkadaşlar yani şu cümlenin neyle yer değiştirmesi gerekiyor? 2 ile yer değiştirmesi gerekiyor. Devam. Bakın dikkat edin. Kelime sonlarına ve kelime başlarına dikkat ediyorsunuz. Modern zaman dedi, modernlik dedi. Klişe dedi, bu klişeyi desteklemektedir dedi. Yani iki, birden sonra direkt neyin gelmesi lazım? 5'in. Peki 2'yi yer değiştirdiğimizde bir de sağlamasını yapın arkadaşlar. Bakın söyledikleri ve yaptıkları referans olarak alınır. Kamusal vicdanın sesi olarak düşünülür. Ulusal bir kamu alanının oluşmadığı, bakın kamu alanı, kamusal vicdan. Yani 2 ile 5'in yer değiştirdiğiniz zaman 6 da 5'ten sonra çok güzel oturan bir cümledir. Bu sorunun cevabı Edirne'ydi arkadaşlar. Şimdi bana anlaşılmayan bir şey varsa lütfen sorun. Muhabbet anlaşıldı mı? Son kelimeler, tamlamalar, bunların birbirinin yerini tutması çok çok önemli. Tamamdır. Arkasınız. Evet, devam ediyorum hızla. 15. soru. Bir yer değiştirme sorusu daha. Hadi bakalım. Şöyle birazcık küçültebilirim herhalde ya. Yok, çok küçüldü.
yanlışlıklardan deneye deneye gitmeyin, tamam mı arkadaşlar? Zaman gider yani, öldürürsünüz zamanı. Bir de birisi de mantıklı geldi mi, haydi geçmiş olsun. Son kelimeler arkadaşlar, son kelimelerden çıkıyor, pat 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 çıkıyor. Evet, yazanlar var hatta. Jamie, Jamie diyenler var. Şıklarda. Bakın size bunu 3 şıkka düşürdüm. Dikkat ettiniz mi? D'yi eledim, D ve E'yi direkt eledim bile. Yani göstermeyerek size. Ona göre cevap verin diye. Evet, bakalım. Uluslararası Doğal Hayatı Koruma Birliği, dünyada nesli en fazla tehdit altında olan memeli grubun lemurlar olduğunu açıkladı. Tamam, çok güzel. Geçtiğimiz ay yapılan toplantıda 103 lemur türünde 23'ü soyu tükenmekte olan hayvanlar kategorisine alındı. Madagaskar ormanlarının tahrip edilmesi politik kargaşa, politik kargaşa durumuna girmiş. Bakalım 4 ne diyor? Halbuki 2 yıl önce yapılan Küresel Memeliler Konferansı'nda lemur türlerinde, bakın yine konferanstan bahsetmiş, yine lemur türleri demiş ve sadece 8 soyu tükenmekte olan hayvanlar kategorisindeydi. Kategorisine alındı. Halbuki 2 yıl önce sadece 8'i soyu tükenmekte olan hayvanlar kategorisindeydi diyerek kategoriyle devam etmesi gerekiyordu bu sorunun. Değil mi arkadaşlar? Devam etmesi için de o zaman neyle neyin yer değiştirmesi lazım arkadaşlar? 3'de 4'ün. 2'den sonra 4 gelmesi gerekiyordu. Kategori, kategori, kategori diye gitmesi devam ederken 3'le 4'ü yer değiştirerek, tamam mı, olayı bitirirsiniz gençler. Var mı sorumuz? Zaten çoğunuz bu soruyu doğru cevapladı. Güzel. 15. soru da bu. Evet, kesin yargıya geri dönüyorum. Kesin yargıya bir geri dönüyorum. Hadi bakayım bir tur daha atalım. Bir tur daha attıktan sonra bu cümleyle ilgili aşağıdaki cümlelerden, şıklardan hangisi kesin çıkarılabilir? Yukarıdaki paragrafla ilgili kesin bir yargıdır. Yorum yok. Bağlaçlar ve edatlar önemliydi. Zamansal kavramlar önemliydi. Sus da hocam çözelim değil mi? Bağlaçlar, edatlar, zarflar. Burada en önemli 3 tür. Hadi bakayım cevaplarınızı bekliyorum gençler. C var, B var. 2B, 2C şıkkı geldi şu an bana. Evet, C ve B arasında gitmeler, gelmeler var arkadaşlar. C diyenlere bir şey söyleyeceğim. Manisa'da her yıl aynı tarihte diyor burada ama burada her sene, her sene dediği şey şenliğin mi her sene olması, yoksa aylar öncesinden hiçbir makine kullanılmadan üretilen mesir macunundan mı bahsediyor? Yani üretilen bir mesir macunu var ama burada her sene üretiliyor. Bu yıl ise, bu yıl ise Manisa'da Uluslararası Mesir Macunu Şenliği'nde Hak'la buluşuyor. Bakın ikinci cümlede bu yıl yazıyor. Her yıl yazmıyor. Yani her yıl aynı tarihlerde bu şenlik düzenlenmektedir yargısını bu cümleye bakarak çıkartamam. Tamam mıdır? C diyenler. Neden C değil? Anlaşıldı mı? Evet, aynı tarih değil. Bu sadece bu yıl diyor. Yukarıdaki her sene mesir macunun üretiminden bahsediyor. Ama bu yıl şenlik var diyor. Bu yıl şenlik düzenlendi diyor. Tamamdır. Peki ne demiş? Aylar öncesinden hiçbir makine kullanılmadan üretilen mesir macunu, he, makine kullanılmıyor arkadaşlar. Her yıl olduğu gibi bu yıl da makine kullanılmamış. Yani mesir macunu nasıl yapılıyormuş arkadaşlar? Bu şenlikte insan eliyle üretilmektedir yargısı çıkar. Evet, cevaplarınızı o yüzden ilk baş alıyorum. Niçin arada kaldığınızı burada hem konuşmuş hem onu da sökmüş oluyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Peki. 8. Hadi bakalım. Yine bir kesin yargı sorusu.
Sekizinci soru. Bağlaçlara dikkat edin. Tamam mı? Zarflara dikkat edin. Bakın geçenki soruda her yıl bu yıl. Yani zarflara dikkat edin derken zaman zarfları orada ön plana çıkmıştı. Bir önceki dersimizde bağlaçlar ve edatlardan dolayı sorunun cevabı çıkmıştı. Bakalım bu cümlede neyden dolayı olacak? Evet, C var, A var. A, iki tane A çıktı. 3 A. Yani nesiniz, eminsiniz? Evet, A'lar yığılmaya başladı. Tamamdır. Ben fazla zaman geçirmemek için hemen devam ediyorum, başlıyorum. Arkadaşlar son 40 yıldır, tamam, güzel bir zaman vurgusu var. Şimdi, son 40 yılda 40 yıl önceyi geç bir kere. Burada zaman vurgusu yok, burada zaman vurgusu yok, burada zaman vurgusu yok. Cevap bitti. Adana, ben size ne diyorum? Zaman zarflarına dikkat edin. Zarflara dikkat edin arkadaşlar. Zaman zarfları bu cümlelerde edatlar, bağlaçlar hiç okumadım bile. Dikkat ettiniz mi? Bir saniyelik soru. Tamam sayma, şey yapma. İyisin değil mi? Çok güzel bir sembol yollamış ya. Evet. Yani bana zamanı verdiyse zamanla ilgili bir ifade koymak zorunda. Tamam mı? Evet. Yine de devam edeyim. Karadeniz çevresindeki ülkelerin ürettiği ürünlerin miktarında ve çeşitliğinde artış olmuş. Ancak bakın bağlaç, evet. Bu süreçte ortaya çıkan sanayi atığı yüzünden, yani endüstriyel faaliyetler yüzünden Karadeniz her geçen gün biraz daha kirlenmiş. Yani son 40 yılda değişim yaşanmıştır. Sebebi ne? Endüstriyel faaliyetler, sanayi, atıklar. Ama şu çözüm daha güzeldi değil mi? Şu çözüm daha güzeldi. Olacak tabii ki inşallah. Hem benim hem sizin arkadaşlar. İş sizde bitiyor bakın. Ben burada istersem 10 saat ders anlatayım. Tamam. Fark etmiyor. İş sizde bitiyor. %20, %30 bende, %70, %80 sizde arkadaşlar. Baştan üçüncüyü istemiş. Hadi bakalım sıralama. Hatırlayalım sıralamalarda ne yapıyorduk? Giriş cümlesini buluyorduk. Sonra kelimelerin benzerliğinden yola çıkarak sıralama yapıyorduk arkadaşlar. Evet, hadi bakalım bulun giriş cümlesini. Kelimeler ve kelime kalıplarının benzerlerinden yola çıkacağız. Giriş cümlesini bulan var mı? E diyenler var. Eşim E demiş. C olabilir hocam demiş. Birisi. Kim demiş? Ramiz. Ramiz dayı. Aleyna E demiş. Harun E demiş. Damla D demiş. İlginç. Yine farklı farklı cevaplar geldi. Dilara E giriş demiş. Ha pardon. Bu arada E giriş diyenler. Tamam. E giriş demişler. Peki. Kayıtlarında diyor ya arkadaşlar. Giriş cümlesinde bir şey sorabilir miyim? Giriş cümlesinde bakın kaçırıyorsunuz. Önemli yerleri beni can kulağıyla dinleyin. Giriş cümlelerinde bağlaç olabiliyor muydu arkadaşlar? Bağlaç olabiliyor muydu? Ha? Bağlaç olamıyordu değil mi? Kayıtlarında hangi kayıtları, ne kaydından bahsediyorsun? Yani ben bu adama sorarım, ne kaydından bahsediyorsun? Tamam, telefon kaydı mı, ses kaydı mı, video kaydı mı, ne bu? Yani o yüzden bilemem. Doğal olarak özneyi virgülle ayıran bir tek ne kalıyor arkadaşlar geriye? 4 numara, al sana giriş cümlesi. Araştırmacılar sağlıklı bir yaşam için sokakta ortalama kaç ağaç olması gerektiği ile ilgili bir çalışma yapmaya karar verdiler. Tamam mıdır? Hoş geldin. Tamam. İkinci dersin ikinci sorusundan devam ediyorsun. Evet. Giriş cümlesini bulduk. 4 numaralı cümle 1 numaralı cümle oluyor. Sonra ne gelecek arkadaşlar? Hadi beraber götürelim. Bakın. Çalışma yapmaya karar verdiler. Çalışmaya karar veriyorlar. Peki sonra ne yapacaklar? Çalışmaya, bakın çalışma diyor zaten. Bakın çalışma yapma diyor. Çalışmaya diye devam etmesi lazım değil mi?
Toronto'da yaşayan 30, 31 bin yetişkinin sağlık bilgilerine ve yaşadıkları o sokaktaki ağız sayısına ilişkin veriyi toplayarak başladılar. Bakın son cümlenin yine altını çizdim. Dikkat edin, değerini sağlamak adına. Şimdi siz bana söyleyin, birden sonra ne gelecek? Yani iki numaralı cümleden sonra ne gelecek? Veri toplayarak başladılar. Haydi bakalım, devamını siz getirin. Veri toplamaya başladılar. Peki. Evet, kişilerin kalp ve metabolik hastalıklarının olup olmadığını, gelir ve eğitim düzeni verilerini de kayıt altına almışlar arkadaşlar. Bakın, kayıt daha yeni burada çıkıyor. Veri toplamaya başladılar. Verili, başka verileri de kayıt altına almışlar. 3 numarada, 3 numaralı cümleyle ne yapacak? Devam edecek arkadaşlar. Yani cevabımız baştan 3. dediği için 3 numara. Ama devam edelim. Kayıt dedi bu sefer. O zaman kayıtların da diye devam etmesi lazım, değil mi? Kayıtla bitirdi olayı. Kayıt diye devam etmesi lazım. 4 numara, 5 numaralı cümle. Geriye ne kalıyor arkadaşlar? Böylece de tam bir sonuç cümlesi zaten. Böylece de 5 numaralı cümle oluyor. Tamam mıdır? Yani sıralama ne oluyor? 4, 1, 3, 5, 2. 4, 1, 3, 5, 2. Benim doğru sıralamam. Var mı problem? Bakın kolaymış değil mi? Yani bütün parçayı okumuyorum bile. Dikkat ederseniz. İlk cümle, son cümle. İlk cümle, son cümle. Son kelimeler, ilk kelimeler. İlk kelimeler, son kelimeler. Bu. Mantık bu. Hadi. Tam otursun, tam otursun istiyorum. Böyle doğru cevaplar yığılsın istiyorum arkadaşlar. Baştan dördüncü istiyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye sıralamış. Zaten 5 tane cümle var. 5 tane de şık var. Aynen, dikkat. Birazcık sayma, dikkat. Hangi sıralamalar, kelime grupları neyle neyle devam ediyor? Onlara bakacaksınız. Şurada bitirdik. Haydi. Cevapları bekliyorum. Bakın bir olay var. Burada hem de bilimsel bir olay var. Yani bunu özellikle sayısalcıların affetmemesi lazım bu soruyu. Yanlış mıyım bilmiyorum ama hatta herkesin hatta affetmemesi lazım. Çünkü kronolojik bir durum var burada. Yani zamansal olarak, mekanik olarak birbirini takip eden bir şeyler, kopyalama, klonlamadan bahsetmiş. Dikkat edin. Evet, ilk başta şöyle bir genel olarak paragrafa bir bakın arkadaşlar. Neyden bahsediyor? Nükleer santral mi? Embriyo mu? Yumurta hücresi mi? Neyden bahsediyor bu adam? Yumurta hücresi çekirdeğe naklediliyormuş. Şöyle bir göz gezdiriyorum. Kopyalama ve klonlamadan bahsediyor. İçi boşaltılmış yumurta. Ne zaman boşalttın sen bu için yumurtanın içine? Bir olmaz. Ardından, neyin ardından? Giriş cümlesi olmaz. Bölünerek, ne bölünerek? Giriş cümlesi olmaz. Naklin başarılı olması. Nakli ne zaman yaptık? Giriş cümlesi olmaz. Giriş cümlemiz nedir arkadaşlar? 5 numaralı cümle. Hadi bana 5'ten sonra ne gelir? Onu söyleyin. Kopyala ve klonlama olarak bilinen süreç gerçekleştirirken önce bir canlı yumurta hücresi alınır ve çekirdeği çıkartılır. Ardından, değil mi? Ardından 2 geliyor arkadaşlar. 2 geliyor bakın. Ardından yine aynı canlıdan veya aynı türdeki başka bir canlıdan herhangi bir vücut hücresi alınır ve onun da çekirdeği çıkartılır. Bakın bunun da çekirdeği çıkartılıyordu. Bağlaşla beraber bunun da çekirdeği çıkartılıyor. Tamam mı? Yani 5'ten sonra 2 numaralı cümle 2 olacak. Tamam, çıkarttık. Sonra ne yapacağız? Bölünerek embriyo özelliğine kazanan hücre taşıyıcı annenin rahmine mu? Yok, bu olmaz. Bu bölünme falan dedi. Olmadı. İçi boşaltılmış. Çekirdeği çıkarttık ya. İçi boşaltılmış yumurta hücresine, bakın çekirdeği çıkarttın. İçi yumurta hücresine vücut hücresinin çekirdeği nakledilir. Bu da 3 numaralı cümle olacak tabii ki arkadaşlar. Ki sorunun cevabı baştan 4'ü mü soruyordu arkadaşlar bu arada? Evet. Çekirdeği nakledilir. İşte nakil dedi. Naklin başarılı olması durumunda nakledilir demişti. Naklin başarılı olması durumunda da bu gelecek değil mi arkadaşlar? 4. Şoka verilir. Hücre bölünmeye zorlanır. Bölünme dedi. Bölünerek diye de devam edecek. 5 numara. Mantık anlaşıldı değil mi? Bakın hep aynı mantıkla tutuyor sorular.
Tamam mı? Baştan dördüncü bu durumda dört numara olmuş oluyor arkadaşlar. Var mı sorunuz? Gençler anlaşıldı mı? Bundan sonra affetmem diyor musunuz şu şeyleri? Sıralamaları. Kesinlikle affetmeyin. Yemin olun paragraflardan falan daha kolay bu. Şey gibi, bulmaca gibi. Evet, bir boşluk doldurma sorusunu kesin yargı sorusunu atlamıştık. Onun bir yeri değişmiş. Hadi bakalım bir kesin yargı sorusu daha yapalım. Ayşegül anlaşıldı. Yani yok anlaşıldı. Bu soruları al. Tekrar bir çözmeye çalış. Bunlar da ÖSYM tarafından çıkmış sorular arkadaşlar. ALES'te, KPSS'de, TYT'de. Evet olayı bitirmişsiniz arkadaşlar. Tamamdır. 2019'da Hollandalı araştırmacılar oluşan bir ekip yeşil alanların yakınında yaşayanlarda depresyon, kalp hastalığı, diyabet, astım ve migren dahil 15 hastalığın daha düşük oranda görüldüğünü saptadı. Yani bir çeşit hastalıklar var ve 15 hastalık var. Bu yeşil alanlarda yakınında yaşayanlar bunlara daha düşük oranda yakalanıyor. Değil mi? Bunu söylüyor bana. Yani insanların bazı hastalıklara yakalanmasında çevresel koşullar daha etkilidir çıktı arkadaşlar. Tamam mı? Çözümü demiş. Çözümden bahsetmedi. Daha sağlıklı bir hayat. Hollanda'dakiler daha sağlıklı. Başka dünyadaki yaşayanlar daha sağlıksız diye bir şey yok. Uzun ömürlü olmaktan bahsetmedi. Sadece sağlıklı olmaktan bahsetti. Kent merkezlerinde yaşamaktadır. Yok. Bunu da diyemeyiz. Tamam mı? Evet. Çünkü bahsedilmedi arkadaşlar. Bahsedilmeyen şeyleri eledik. Dikkat ederseniz 9C. Devam ediyorum hemen. Hangi ikisinin yeri değiştirmelidir? Evet. Yer değiştirme. Aynı. Yine giriş cümlesini buluyorsunuz, yakalıyorsunuz. Birbirlerinin devamı niteliğindeki kelime ve kavramları yakalamanız lazım. Hadi bakalım. Aslında kolay. Güzel bir diyalog cümlesi bu aslında. Ki çok da mantıklı bir cümle. Hep öyledir. Hadi bakayım. Denizli. 3-5. 3-5 diyenler yine bakın doğru şeyi tespit edip yanlış şeylerin yerlerini değiştiren kişiler oluyor. Bunu bir vurgusunu yapayım ben. Öncesine, sonrasına çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yer değiştirdikten sonra da ufak bir sağlama yapın yani, tamam mı? Hani matematikte sağlaması vardır ya bir işin. Türkçede de var. Bursa diyenler var. Evet. Cevabımız Bursa arkadaşlar bu arada. 2 ve 5 diyenler. Bakın. İletişimin iki yönlü bir olay olduğunu unutan kişiler sadece konuşmak isterler. Oysa sağlıklı iletişimde bireyler karşıdakine söz söyleme fırsatı tanımlar. Şimdi olabilir, olmayabilir. Size asla söz hakkı vermeyip ne kadar güzel sohbet ettikleri bize uğrarlar. Şimdi unutan kişiler diyordu değil mi? Sadece konuşmak istiyorlar. Bakın bu kişiler, hangi kişiler? İletişimin iki yönlüğünü unutan kişiler karşılarındaki ağzını açınca hemen atılırlar. Lafını balla kestim diyerek kendileri konuşmaya başlarlar. Deyip, değil mi arkadaşlar? Şurada 2 ile 5'in yer değiştirmesi lazım arkadaşlar. Tamam mı? Size asla söz hakkı vermeyip ne kadar da güzel sohbet ettik diyerek sizi uğurluyorlar. Lafınızı balla kestim, sonra konuştum. Ne kadar güzel sohbet ettik diye karşıdakini uğurladım. Bu şekilde sohbetten memnun ayrılanlar iletişim değil tek taraflı iletişim gerçekleştirmiş olurlar. Oysa sağlıklı iletişimde bireyler karşıdakine söz söyleme fırsatı tanırlar. Bu da son cümleye yerleşmesi gerekiyordu. Var mı sorunuz? Var mı sorunuz? Anlaşıldı değil mi? Gençler ufak bir dönüt. Hemen devam ediyorum o zaman. Tamamdır. Var olan varsa lütfen yazsınlar. Tekrar anlatalım. 7.
Son iki soru arkadaşlar. Şu zaman bitmeden son iki soruyu da bitirelim. Bugün size fazla vaktinizi almayayım artık. Yarın edebiyat denememiz var. Ondan sonraki gün Türkçe dil bilgisi karma sorulu çözümümüz var. Artık 13 Mayıs'tan sonraki programları da Instagram'a da, Telegram'a da, WhatsApp gruptaki arkadaşlarıma da yazdım. Türkçe denemeleri ve edebiyat denemeleri şeklinde devam edecek. Bilginiz olsun. Peki. Tamam Yağmur. Evet, herkesten bir cevap bekliyorum. Hadi artık. Hadi. Bu işin oturması lazım. Şu an hadi toplam 21 kişiyiz. 20 kişiyiz. 5-6 kişi yazmasın sadece. Ben dinleyiciyim hocam. Ben öyle derdim hep. Ben dinleyiciyim. Harun bu sefer oldu demişsin. Ne demişsin Harun? Evet bu sefer oldu evet. Evet C diyenler dikkat etmeniz gerekiyor yine. Yine birazcık bazı şeylere dikkat etmeniz gerekiyor. Evet yer değiştirirken sağlama yapmayı unutmuyorsunuz. Yer değiştirirken sağlama yapmayı unutmuyorsunuz tamam mı? Şimdi bakalım. Geleneksel Türk evlerinde odaların planlanmasında kullanımı daha elverişli hale getirmek temel amaç olmuştur. İki, aile mahremiyetinin korunması da bu amacın amaçlıyordu. Bu amacın evet devam ediyor. Bakın birbiriyle bağlantılı. Bunların birbirinin yer değiştirmesine gerek yok. Yani bağlantılı devam ediyor. Yanı sıra planlamada dikkat edilen arkadaşlar önemli hususlar arasında yer almıştır. Tavanlardaki ahşap oyma içerikler ne alaka? Şimdi aile mahremiyetinin korunması diyordu. Biraz bakayım. Türk evlerinin mimarisi, mimari, erkeklerin oturma salonuna olan selamlığın alt katta, kadınlara mahsus olan haremin ise üst katta bulunması. Ha, aile mahremiyetinden bahsetmiş değil mi? Aile mahremiyetinden bahsetmiş. Yani benim arkadaşlar şunla şunu yer değiştirmem gerekiyor. 3 ile 5'i yer değiştirerek aile mahremiyetinden sonra direkt bunun gelmesi daha mantıklı değil mi? Erkeklerin oturma salonunda selamlık, kadınlar damas sonan haremlik diye alt katları varmış. Sonra mimari durumlara geçersin. Türk evlerinin mimarisi estetik ön planda, tavanlarda şu vardı, her odada da şu renklerden süslemeler dikkat çekerdi diye devam edilebilirdi. 3 ve 5 zaten doğru yaptınız. Son 9 dakikaya girdik arkadaşlar ve günün son sorusunu çözelim. Ama çözdükten sonra çıkmayın tamam mı? Evet. Yeri de bitti. Son. Son gençler. Artık bir 10 dakika nefes alın. Sonra diğer derslerinize sarılın gençler. Tolga Bey demiş. Firavun var faresini anlatmış arkadaşlar. Firavun faresi. Yani mirket. Mirket olan canlılardan bahsetmiş. Bir kronolojik durum var yine. Siz biri de dördü mü yer değiştirin diyorsunuz? B diyenler var aramızda. B diyenler mi vardı? Evet Damla, evet Damla oldu sonunda bak. Oldu değil mi Damla sonunda? Doğru cevaplar gelmeye başladı sonunda. Evet. Tamam işte bu. Bak benim çok güzel tablom bu işte bak. Herkes pat 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 buldu. Harikasınız. Firavun faresi olarak da bilinen meketler yavrularını nasıl avlanacakları öğrenmeleri için akrep hediye ederler. Bu oyun hangi oyun? Ne oyunu? Burada bir oyundan bahsetmiş. Biriyle çok bağlantısız bir durum var. Düşünce akışını bozan cümle. Bak buldum. İki. Evet neyse Firavun faresi olarak nereden nereye gittim kafayı yedik artık. Yavrulardan bahsediyor değil mi?
yavrularına nasıl avlanacaklarını öğrenmeleri için akrep hediye ediyorlar. Yavrular bebekken verilen ilk hediye, bak çok güzel olur, olan ölü akreple bir oyuncak gibi oynar. Akrebe karşı tecrübe kazanırlar dese güzel olmaz mıydı? Değil mi? Çok güzel olurdu. İşte yavrularla falan devam ederdi. Evet. Sonra biraz da büyüdüklerinde, bakın yavruyken böyle, biraz daha büyüdüklerinde böyle. Sonra akrebi kovalayıp köşeye sıkıştırıyorlar. İşte bu akrebi kovalaması, köşeye sıkıştırması da bundan adı oyun olduğu için şu iki numara dörtten sonra gelmeliydi. Yani nenenin yeri değiştirdik arkadaşlar. 2 ve 5'in yerini değiştirdik. Anlaşılmayan bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ben sizlere teşekkür ediyorum katılımlarınız için. Yarın edebiyatçılar, bir önceki edebiyat denemesinden daha zor bir edebiyat denemesi çözüyoruz. 8.30'da yine burada olun arkadaşlar, tamam mı? 12 soru birinci kısım, 12. soru ikinci kısım şeklinde gideceğiz. Ve bir de gençler, YouTube kanalından şu an izlemeyi almayanlar varsa aranızda, boşluklarınızda, bilgisayardan, televizyondan böyle yarım saat bir iki video izleyebilirsiniz. İzlemeyi alın, izlemeseniz bile çok sevinirim. Bakın ben de zaman harcıyorum, siz de çok güzel zamanlar harcıyoruz. Boşuna harcamıyoruz zamanımızı bence. Sizin zamanınızı ben boşuna harcamam zaten. Yani bir öğretmen olarak bunu yapmam. Kendinize çok iyi bakın. Sizler seviliyorsunuz. Unutmayın. Cansınız. Görüşmek üzere. Sorunuz yoksa kapatıyorum. Dilara Güven Hoca 2020 Türkçe. YouTube adım. Güven Hoca 2020 Türkçe. Edebiyat Türkçe videoları var. Bu videoları da kayıt edip atıyorum oraya arkadaşlar. Tamamdır. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese tek 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 selamlar. Kapatıyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.